Türkiye'nin en büyük hayvan rehabilitasyon merkezi Gaziantep'te tamamlandı. Ayrıntılarına bakacağız. Ekibimizden Mehmet Geçkel o noktada konuğuyla birlikte bu başlığı değerlendirecek. Sözü Gaziantep'e, Mehmet'e bırakalım. Haktan Hüsal sokak hayvanları için tam teşekküllü tedavi merkezi, rehabilitasyon merkezi, aynı zamanda Türkiye'nin alanında en büyük, en kapsamlı tesisi. Detayları yayın konuğumuzdan öğreneceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nilgün Berna Sarıçiçek bizlerle birlikte. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oldukça güzel olmuş bu tesis. Gerçekten de sokak hayvanları için hem ihtiyaçta hem de bu ihtiyaç giderildi. Bu tesisin amacı, kapsamı nedir? Neler yapılıyor? Şöyle anlatacağım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanları için aşılama, kısırlaştırma, bakım, besleme, tedavi gibi konularda 2002 yılından beri hizmet vermekte. Bu hizmet kalitemizi daha da güçlendirmek, daha da artırmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in tam desteğiyle ikinci bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapıldı. Bu tedavi merkezimiz 15 bin dönüm metrekare alan üzerinde kuruldu. Tam donanımlı ameliyathanemiz, yoğun bakım ünitelerimiz... Ameliyathanelerde de hayvanların ameliyat edilmesi var. Aslında bir hayvan hastanesi değil mi? Evet, aynı şekilde hayvan hastanesi. Yoğun bakım ünitelerimiz, postoperatif bakım için alttan ısıtmalı odalarımız, ki hem kediler hem de köpekler için ayrı ayrı bölümlerimiz, karantina bölümlerimiz bulunmakta. Aynı zamanda dışarıda şiddet görmüş hayvanların rehabilitasyon edilmesi amacıyla, onları daha sosyalleştirmek amacıyla oyun alanlarımız. Yine trafik kazası geçirmiş engelli can dostlarımızı burada daha da rahat içerisinde yaşaması için hem su hem de kum havuzlarımız yani yapıldı. Aynı şekilde yine Büyükşehir Belediyesi olarak 5199 sayılı yasa gereği yasanın bize verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde beslediğimiz ve burada rehabilitasyonu tamamlanan hayvanları beslemek üzere bazı besleme odakları oluşturduk. Bu besleme odaklarında yaklaşık 200 noktada ve bu dışarıda beslediğimiz can dostlarımızı beslemek için de kendi mamamızı kendimiz üretmeye başladık. Bunun için okullardan, üniversitelerden, hastanelerden ve daha çeşitli bölgelerden topladığımız yemek atıklarıyla kendi mamamızı kendimiz yapıyoruz. Ve bu besleme noktalarımızı ve aldığımız bölgelere bıraktığımız hem kedilerimiz hem köpeklerimiz, tüm can dostlarımızı besliyoruz. Ekiplerimiz rutin olarak devam ediyorlar bu çalışmalara. Burada da en kısa sürede açılışını yapacağız. Her şey tamamlandı. En kısa sürede açılışını yapıp hizmet vermeye devam edeceğiz. Buradan sizin aracılığınızla da Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Fatma Şahin'e verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Evet, sokak hayvanları için oldukça önemli bir tesis. Burada hayvanlar artık tedavi edilecek, rehabilite edilecek. Özellikle de araba çarpmalarında yaralanan hayvanlar terk ediliyordu. İşte onlar da artık terk edilmeyecek. Buraya getirilecek ve burada bakımları gerçekleştirilecek. Mamaları da burada üretiliyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.